Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan İlk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanala abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine şöyle katlamadım. Göbüt göbüt güzel bir görüntü olsun diye böyle saten gibi böyle kırarak e, serdim tülbentimi. E, yine Reyyan marka Hardar sarısı bir tülbent. Şöyle 21 numara tığımız ve tülbentimizle birebir aynı renkte olan leylak marka ipimiz Bu da 783 numara arkadaşlar Evet şimdi modelimize bakalım modelimiz yine tek sıra tek renk iğneden tığa bir model hazırladım sizlere arkadaşlar şu şekilde modelimi göstereyim bakın bunun iğne oyası modelini muhakkak görmüşsünüzdür Keşfetteki Tanıtımlarda Şöyle töbentimi toplayayım Şu şekilde bakalım arkadaşlar bakın Şöyle zarif hoş bir model hazırladım size Dediğim gibi iğne oyası modelimiz Modelimizi iğneden tığa çevirdim bu bir iğne oyası modeliydi Bunu bu şekilde tığa çevirdim Evet birebir aynısını bu şekilde sizlere hazırladım Şöyle arkadaşlar. Kamerayı tripod taşımadığı için biraz düşüyor. Şu şekilde kaldırarak daha net bakalım isterseniz. Evet modelimiz bu. Dediğim gibi tek renk, tek sıra. Arka kısmı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle ön kısmı da ona da tülbentinde göstereyim. Şöyle daha net. Alt. Şu zincirlerin arası net gözükür. Şöyle göstereyim bakın. Evet modelim bu. Çok da hoş ve zarif bir model. Şöyle arkadaşlar net bir şekilde gör gösterdim inşallah. Ve şimdi anlatım kısmına geçelim. Evet şöyle ikişer zincir çekerek her zamanki gibi tülbentimizin kenar tığlama işlemini yaparak başlıyoruz. Youtube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yazdığınızda hemen tülbent kenar tığlama işleminin püf noktaları çıkacaktır. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar ve tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Bakın şu iki tane çiçeğimizin arasına bir tane böyle mesafe bıraktım. Şu sinek kanatları birbirlerine değmesin diye. Aslında bu yoktu. Bunu ben bıraktım arkadaşlar. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 3 zinciri çekerek o aradaki tığ battığı mesafesini bırakarak başlıyorum. Bakın. Arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. 3'er zincirden bir tane tığ battı yapıp başladım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı 4 zincirimi çekip hemen yandaki tığ battıya 4 zincirden bir tane yuva hazırladım yine 4 zincir çekiyorum 4 zincirle başladık bu şekilde yapım işlemini içine girdim sık iğne ile sabitledim bakın bir tığ battı bir tığ battı yaparak başlıyorum şimdi 7 tane zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 şöyle yavaş yavaş tane tane anlatmaya çalışacağım hemen 7 zincirimi yandaki tığ battığımın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitleyip şöyle bir artma işlemi yaptım. Yuva hazırladım minik zincirler için aslında. 4 zincir. Ters tarafına çevirdim. Bu 7 zincirli yuvanın içine girip kapatıyorum bir tane buraya yuva oluşturdum. Yine 4 zincir. Evet, ikinciyi şöyle tığ battımı buraya kapattım bak yakından göstereyim bu birinci Bu da ikinci bir ile başladık ikiye çıkardık şimdi 10 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 4 7 ve 10 olarak üçer zincir sayısı artırarak artma işlemlerini hazırlıyoruz hemen yandaki boş olana kapatıp şöyle bir zincirden yuva hazırladık 4 zincir 1 2 3 ve 4 ters tarafına döndüm 10 bon zincirin içine 3 tane 4 zincirden yuva hazırlayacağız 1 2 3 ve 4 Bakın. buradaki püf nokta da şu zincirlerin sık iğne yaptığımız yeri çok sıkı narin yapmamız gerekiyor zürafa gibi durması için yine 4 zincir sadece dikkat etmeniz gereken te tek püf noktası bu sık iğneleri şöyle iyice kapatmanız bol bırakmamanız bakın arkadaşlar ilk önce bir tane ile başladık sonra iki, sonra 3'e çıkarak bu şekilde yuvaları hazırladık şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum şu tepe noktasındaki 3 tane sinek kanatları için bu 6 zincir yuvamız olacak kapatıp yuvayı hazırladık bakın aynı bu üç tanesinin hemen bulunduğu yuvanın arasına yaptık. Bir zincirle döndüm. Şöyle sık iğne ile bir zinciri buraya en dip köşesini kapatıyorum. Bir zincirle dönüş yapmamın nedeni de sinek kanatlarımın şöyle kalıp gibi güzel durması. Sayı sağa yamulmaması için bu sık iğne yapmak şart. 4 zincir şöyle yuvanın içine girip minik ve 4 zincirden kirpik yapıyorum. 3 zincir. Şöyle ters çeviriyorum. Minik ve gösterişli bir sinek kanadı yapacağız buraya. 3 zinciri sık iğne ile sabitledim. 10 zincir. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çevirdim. Bu 6 zincirli yuvanın içine kapatıp ilk sinek kanadım oluşturdum bak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk sinek kanadımız oluşturduk bu şekilde. Şimdi aynısından buraya 3 tane yapacağız. 4 zincir. Hemen yandakine giriyorum. Bir minik kirpik oluşturdum. 3 zincir. Şöyle çevirdim. 3 zinciri 4 zincirden yaptığım kirpiğin arasına kapattım. 10 tane zincir. 3, 4, 5, Bakın sıkı sıkı çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi hemen çevirdim. Bu yuvanın içine kapatıp ikinci sinek kanadımı oluşturdum. Şöyle onu da göstereyim arkadaşlar. Her yaptığımızı şöyle hafif çekip diğerine yer ayarlıyoruz. 4 zincir. Kapattım. 6 zincirli yuvanın içine 1 2 3 zincir sinek kanadını yapmanın püf noktası bu zincirleri esnetilmiş ip ve sıkı zincirler 6 7 8 9 10 Evet üçüncü ve sonuncu sinek kanadını da bakın aynı yuvanın içine buraya kapatıyorum şöyle Hemen dibine de muhakkak çünkü zincir çekip aşağı artık işlemi yapınca kayıyor arkadaşlar. Kaymasın diye bir tane sık iğne yapıyorum. Onu denedim sık iğne ile güzel daha güzel durdu bu sinek kanadı. 10 zincir 6 7 8 9 ve 10. Bakın hemen yanındaki boş olan tığ battıya 10 zincirimi kapatıp şöyle 1 2 3 zincirden de Buraya ara tığ battısını yapıyorum Şöyle yapmış olduğumuz işimize Bakalım arkadaşlar Çok güzel oldu kalıp gibi Bir model hazırladım size Şöyle bunları tığımızın ucuyla da düzeltebiliriz Zaten kalıp gibi oldu arkadaşlar düzeltmeye dahi gerek kalmadı şöyle yakın plan göstereyim Arka tarafı da bu şekil oldu Bunun arka tarafından da incecik Buhar sıcak buhar verince incecik böyle tiril tiril tül gibi bir model hazırlıyoruz. Şöyle bir tane daha gösterelim arkadaşlar. 4 zincir çekerek başlıyoruz. İlk başlar gibi aynı. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Buraya 4 zincirden bir tane tığ battı yaptım. 1, 2, 3 ve 4. çeviriyorum şöyle 4 zincirin içine kapattım bakın 4 zincirden yuvayı arada 3 zincirden bir tane de boşluk bırakıyoruz 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7 hemen çevirdim düz tarafına yandaki boş olan tığ battıya kapattım 7 zincirimi ve 1 2 3 4 zincir çeviriyorum bu 7 zincirli yuvaya da 2 tane 4 zincirden minik kirpikler yapacağız bakın 1 2 3 ve 4 hemen çevirdim şey sabitledim 7 zincirli yuvaya İlkine bir ikincisini iki tane 4 zincirden yuva hazırladık şimdi 10 zincir 5 6 7 9 ve 10 çeviriyorum buraya boş olan yandaki tığ battıya 10 zincirimi kapatıp ve Bakın şu şekilde oldu. 4 zincirden 3 tane yuva hazırlayacağız. Üçüncüsüne 3 üç tane yuva. Bu 1, 1, 2, 3 ve 4 zincir. Bu 2. Tekrar 1, 2, 3, 4. Evet. Bu da 3. Şöyle 3 tane yuvayı hazırladık. Bakın. Birincisine bir, ikincisine iki, üçüncüsüne de üç tane yaptık. Şimdi sinek kanatları için altı tane zincirden yuva hazırlıyoruz. Beş ve altı. Aynı bu on zincirli yuvanın içine diğer üç tane yaptığımız yere altı zinciri de kapattım. Bakın aynı zincir yuvasının içine. Bir zincirle şöyle düz tarafına dönelim. Şu taraftan bunu da en dip kısma şöyle çekerek yapalım arkadaşlar. Hemen sinek kanadı için 4 zincir. 4 zinciri kapatıyorum bu yuvaya. 6 zincirli yuvaya. 3 zincirle de bu 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sıkı sıkı 10 zinciri çektim hemen sinek kanadımı tamamlıyorum zincirimi buraya bakın şöyle sık iğne ile tutturunca tamam olmuş oldu aynısından 3 tane 4 zincir 6 zincirli yuvaya 3 zincir çeviriyorum bu 4 zincirli kirpiğin içerisine 10 zincir 5 6 7 8 9 10 Hem yine zarifliğinde hem de bu kadar kolay sıralı bir modelimiz oluyor arkadaşlar. İkinci sinek kanadımız da hazır. Şimdi üçüncüsü için 4 zincir. Şöyle kapattım. 3 zincir çeviriyorum. 4 zincir yuvanın içine sabitledim. 10 tane zincir. 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şöyle yuvanın içine girip sabitliyorum. Burada bir tane daha sık iğne yapıyorum ki şu son yaptığım aşağı meyil ediyor arkadaşlar. Onu denedim sık iğnesiz. Şu son yaptım bayağı iniyor. Bakın şimdi 10 zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10. Bu üç sinek kanadından sonra 10 zincirimle hemen boş olan yanındaki tığ battıya hiç tığ battı atlamadan devam ediyoruz. Şöyle 1 2 3 zincirimi çektim. Bakın bu da kalıp gibi ve çok hoş durdu. Şöyle göstereyim. Şunu da batıp zaten işimiz bitti arkadaşlar. Şöyle sökülmesin diye de iki zincir çekip elimdekini bırakıyorum. Evet. Şöyle modelimize bakalım arkadaşlar. Kalıp gibi bir model oldu. Bu iğneden tığa da ipi kadar böyle incecik esnetirseniz o kadar zarif. Böyle zinciri de elinizi sıkı tutarsanız sıkı sıkı kalıp gibi böyle iğneden ta modelleriniz güzel düşer arkadaşlar şöyle bir de yakın plan bakalım ee, dünkü modelimde şuralarda inci vardı arkadaşlar inci değil taş boncuktu buraları da aslında şimdi aklıma geldi böyle aralarına şöyle onu zincirli sinek kanadını uçlarına isterseniz o şekilde taş boncukta koyabilirsiniz şöyle çok hoş ve zarif bir model oldu bu renge istediğiniz her renk tülbente uyar. Açık maviler, açık renkleri daha çok uyar arkadaşlar. Tabii zevk size ait. Siz nasıl uygun görürseniz, severseniz hangi rengi severseniz ona yapabilirsiniz. Evet. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle göstereyim dedim ama Sallantılı halinde de nasıl durduğuna bakın. İstediğim ışık açısından pek e, rengini alıyor. Şöyle rengi koyu renk, değişik böyle bol bir rengi veriyor. Bir de akşaman arkadaşlar, ışığı, ışık ayarını açmayı unuttum sanırsam. Çoğaltmayı. Çoğaltınca gündüz e, güneş ışık derken patlıyor. Akşam karanlık oluyor. <laughs> ne yapsak arkadaşlar sizler için böyle sizler de kusurlarımıza bakmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın